Bu videomuzda sizlerle birlikte basit bir akvaryum çalışması yapmaya başlayacağız. Öncelikle sahnemizin dekorunu bir değiştirelim isterseniz. Oradan başlayalım işe. Ve dekorlara baktığım zaman şurada su altını görüyorum. Burada su altına tıkladığım zaman iki farklı su altı ile ilgili resmimiz var. Arka planımız var daha doğrusu. Bunlardan bir tanesini seçtim. Tabii ki bu bir akvaryum değil, akvaryum görüntüsü değil ama öyle olarak düşünelim. Arka planda bir resim olduğunu farz edelim akvaryumumuzun içerisinde. Ve biz de bir akvaryum çalışması yapmaya başlıyoruz. Evet, sahnemiz tamam. Şu anda dekoru belirledik. İsterseniz oyuncularımızı belirleyelim. Yani kukla ve karakterlerimizi. Tabii ki kedi karakterini burada kullanmayacağız. Onu seçip ne yapıyoruz? Buradan silebiliriz. Şimdi ekrana evet bir kukla ekleyelim. Kuklamız bir balık olacak tabii ki. Ve fish. Evet, balık nerede? 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 Evet, şurada. Onu seçtim. Gördüğünüz gibi hatta dekorların pardon kuklaların üzerine geldiğimizde bakın tekrar balığı bulalım. Üzerine geldiğimizde bu kuklanın içerisinde 4 farklı kostüm olduğunu görebiliyoruz. Burada onlar bize gösteriyor. Bakın burada da mesela farklı kostümler olduğunu görebiliyoruz. Şimdi tekrar geri dönelim. Evet, birinci balığımız olsun. Balık 1 yazıyorum. Belki birazdan ikinci balığı da ekleriz. Öncelikle birinci balığımızın ekranda neler yapacağını bir bakalım. Birinci balığımız bu boyda olsun. Yani büyüklüğünü değiştirmeyelim. Şuradan büyüklüğünü değiştirebiliriz aslında ama kalsın ve ekranın önünde biraz yakın dursun bize. Evet, ne yapıyorum öncelikle? Olaylara giriyorum. Yeşil bayrağı tıklandığında alıyorum. Ve yeşil bayrağı tıkladığımız zaman balığımız ne yapsın? Hareket etsin. Bunu 10 adım git şeklinde yapıyoruz. Tabii ki buradaki adım aslında ekrandaki pikselleri kastediyor. Piksel kavramında başka bir videoda yine değinebiliriz. Ve 10 adım giti aldım ama bu şekilde yaparsam olmayacak. Çünkü her yeşil bayrağı bastığımda balık 10 adım gidecek ama sürekli yeşil bayrağı basmak zorunda kalacağım. Bunu otomatik olarak gerçekleşmesini istiyorum ve dolayısıyla da sürekli tekrarlayı seçtim ve döngün içerisine 10 adım yerleştirdim. Şimdi bakıyorum balığımız hızlı bir şekilde hareket ediyor. 10 adım. Ben kenara geldiği zaman onun orada kalacağını bildiğim için ne yapıyorum şimdi? Hareket bölümünden. Kenara geldiyse sektir, yani kenara geldiyse dön bloğunu kullanıyorum. Döndüğü zaman takla atıyor. Şimdi döndüğü zaman takla atıyorsa eğer ne yapabiliriz? Dönüş setini sol ve sağ yapabiliriz. Bunu buradan değiştirebiliriz. Bakın 3 tane farklı seçenek var. Eğer blok kullanmak istemiyorsanız o zaman buradan bakın şuradan da ayarlayabilirsiniz. Yön eksi 90 yazan yere girdiğimde 3 tane seçenek görüyorum. Bakın birincisi şu anda aktif durumda. Yani balığımız, karakterimiz her yöne dönebiliyor. Burası aktif olduğu için balık bu şekilde takla atıyor. Eğer döndürmeyi seçerseniz ve animasyonu çalıştırırsanız bakın hiçbir yere dönmez. İlk başta bize ekrana geldiğinde balık kuklası karakteri nasıldı? Bu şekildeydi zaten. Ve şu anda hiçbir yere dönmüyor. Sağa sola dönüş yapmıyor. Takla da atmıyor. Eğer buradan sol sağ seçerseniz bakın sadece sola ve sağa ne yapıyor? Dönüyor. Takla atmıyor. Şimdi bu da tamam. Peki balığımız çok hızlı hareket ediyorsa eğer buradan ne yapabiliriz? Mesela 2 adım git diyelim. Bakın balığın gidişini nasıl yavaşlattım gördünüz mü? Sürekli 2 adım 2 adım 2 adım gittiği için bir anda 10 adım birden atlamıyor ekranda. Ve bu şekilde ne yapıyor? Az az 2 adım 2 adım gidiyor. Bunu başka şu şekilde de yavaşlatabiliriz. Mesela kontrol bölümünden beklemeyi de alalım. 0 nokta mesela 1 yapalım. 0,2 yapalım. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Buradan biraz daha hızlandıralım. Şimdi buradaki adım sayısını ve süreyi ayarlayarak kendiniz ne yapabilirsiniz? Kendi animasyonunuzda balığın hızını ayarlayabilirsiniz. Onda serbestsiniz. Şimdi bu animasyonumuzu bir durduralım. Şimdi balıklarımızdan birincisi tamam. Biz isterseniz sahnemize ikinci bir balık daha ekleyelim. Yani ikinci bir oyuncu ekleyelim filmimize. Bunu eklerken de yine isterseniz buradan kukla seçten ekleyebilirsiniz. Ben bu defa öyle yapmayacağım. Şu balık biri kopyasını çıkartacağım. Bakın kopyasını çıkarta tıklıyorum. Önce sağ tuşa tıkladım. Sol değil. Sola tıklarsam zaten sadece seçmiş oluyorum. Sağ tuşa tıkladım. Kopyasını çıkarta tıkladım. Ve şu anda balığımızın bir kopyası daha oluşmuş oldu. Bu gördüğünüz balık 1. Bu ise gördüğünüz balık 2. İkisinin de çocuklar aynı blokları var. Kopyasını aldığımız için ikisinin de aynı bloklar var. Ama bunları değiştirebiliriz. Mesela balık 2'ye dersiniz ki işte 3 adım at. Süreyi de mesela daha işte 0,6 yapalım mesela farklı yapalım. Bakın arkadaki ne kadar yavaş hareket ediyor değil mi öndekine göre? Yani balık 2 balık 1'e göre çok yavaş hareket ediyor. Gördüğünüz gibi burada Kodok'ta olduğu gibi sadece tek bir karakterimiz olmadığı için her karakterin kendine ait bakın blok
sayfası var ve burada blokları var. Yani kodları var daha doğrusu. Şimdi ikinci balığımızı durduralım. İkinci balığımızın isterseniz kostümünü değiştirelim. İkisi de aynı oldu. Biri farklı olsun. Mesela evet üçüncü şuradan üçüncü kostüm Fish C, yani Fish C'yi seçtim. Bakın hemen değişti. Şu anda arkada biz onu da şöyle biraz zemine doğru alalım. İsterseniz büyüklüğünü değiştirelim mesela. Uzakta kaldığı için o biraz daha küçük olsun. Şu anda küçük gözüküyor ama biraz daha küçük. Mesela 50 yapalım. Bakın biraz daha uzakta oldu. Değil mi? Zaten yavaştı buradaki değerlere göre yavaş hareket ediyor. Bir deneyelim yani. Bakalım şöyle bir nasıl şu anda. Biraz fazla yavaş oluyor. Onu süresini kısaltalım. 0,3 yaptım. Bakın şimdi biraz daha iyi oldu. Öndeki balığımızı ne yapabiliriz? Biraz daha hızlandırabiliriz mesela. Öndeki balığımız 6 adım atsın. O kadar fazla da beklemesin. 0,1 saniye olsun. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi öndeki balığımız biraz daha hızlı hareket ediyor. Arkadaki biraz daha yavaş. Sanki uzakta kaldığı için biz onun hızlı hareket ettiğini göremiyoruz gibi. Değil mi? O 3 boyut havasını şimdi daha iyi hissediyoruz. Evet. Sanki gerçekten bir derinlik varmış gibi. İsterseniz projemizi şimdi kaydedelim. Kaydetmeden önce şuradan dosyamızın adını Untitled yerine Aquarium yazıyorum. Enter'a bastım. Ve şuradan da dosya şimdi kaydedi tıkladım. Ve projemiz kaydedilmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.